Sevgili Mavi Kadınlılar, 25 Mart'ta bir ay tutulması var. Tutulmalar yeni ay ve dolunaylara göre çok daha etkilidir ve süreleri de daha uzundur. O yüzden hayatımızdaki büyük kırılmaları aslında tutulmalar getirir. O yüzden bu videoyu izlerken biraz daha dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu tutulma serisi aslında geçen Eylül'de başladı. Bu sene boyunca da aldığımız etkiyi gösteriyor. Evet, şimdi tutulmaya baktığımızda gökyüzünde bir Plüton üçgeniyle gerçekleşecek bu ay tutulması. Ay tutulmalarını hatırlayalım. Ay tutulmaları bitişler, sonlanmalar, tamamlanmalar demekti. Hak ettiğimizin karşılığını alma zamanı demekti aslında. Plüton üçgeniyle beraber bize diyecek ki tam bir dönüşüm zamanı. O yüzden bu tutulma etrafında ya da civarında hep daha dikkatli olmanızı ve daha dikkatli adımlar atmanızı tavsiye ederim. Hadi koçlar ve yükselen koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar, bu tutulma size ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili karar zamanı diyecek. Tamam mı, devam mı? Bazısı tamam deyip daha üst seviyeye geçecek, bazısı yeter bu kadar diyecek ve yoluna devam edecek. O yüzden bunun dönüşü olmayan, bunun kendiliğinden gerçekleşecek bir süreç olduğunu bilirseniz çok daha iyi yönetirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu tutulma serisi sizin 12-6 hattınızı çalıştıracak. Yani günlük rutinleriniz, iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, belki yardımcılarınızla ilgili tamam mı, devam mı kararına veriyor olacaksınız. Ve bu karar muhtemelen Plüton etkisinden dolayı da geri dönülmez kararlar olacak. Hayat size zaten ne olması gerektiğini gösterecek. Olabildiği kadar kabulde kalmanızı tavsiye ederim ve gerçekten hayatınızı temizlemek istediğiniz şeylerle ilgili çalışmanızı tavsiye ederim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu tutulma serisi sizin için flörtle ilgili, çocuklarla ilgili, aşkla ilgili, eğlence hayatınızla ilgili kararlar verdiriyor olacak. Yani kiminiz çocuklarınızla ilgili önemli kararlar veriyor olacaksınız, kiminiz flörtlerinizle ilgili karar veriyor olacaksınız, kiminiz ise belki eğlence anlayışınızı birazcık daha şekillendiriyor olacaksınız. Unutmayın, bu tutulma bütün seneyi etkileyen bir tutulma serisinden bir tanesi. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu tutulmayla beraber taşınmak, ev almak, ev satmak, ev değiştirmek ya da aileyle ilgili bazı konuları tamamen kapatmak çok mümkün. Tutulma olduğu için yeni ay ya da dolunaya göre çok daha etkili olduğunu bilin ve hayatınızda önemli bir değişim getireceğinden emin olun. O yüzden de bunu yaparken ya da bu süreci yönetirken biraz daha değişime açık olun derim ben. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu tutulma serisi sizin için arkadaşlıklar, kardeşler, belki ticaretle uğraşıyorsanız bu konularda, eğitim konularında verdiğiniz emeklerin karşılığını alma zamanı olarak düşünebilirsiniz. Belki kendinize yeni eğitimler bulacaksınız, belki kendinize yeni arkadaşlıklar edineceksiniz. Ama bu değişimin, bu dönüşümün geri dönülmez olduğunu söyleyeyim size. Bırakın değişim hayatınıza girsin. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu tutulma sizin para hattınızı çalıştırıyor olacak. Ve unutmayın, bu bir tutulma. Tutulma olduğu için de bu değişim, bu dönüşüm uzun süreli etkilere sahip. Yeni bir iş olabilir, gelir kaynaklarını değiştirmek olabilir, yeni bir gelir kaynağı olabilir, mevcut gelir kaynağından vazgeçmek olabilir. Bu değişimin dönüşümsüz bir değişim olduğunu söyleyeyim. O yüzden de bu süreci yönetirken değişime açık olun derim ben. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu tutulma serisi sizin birinci eviniz, 7-1 hattını çalıştıracak aslında. Yani hayatınızın geneline yansıyan bir değişimden söz edeceğiz. Kiminiz saçını değiştirecek, kimini hayat tarzını değiştirecek, kimi hayata bakış açısını değiştirecek. Ama büyük bir değişim olacağını söyleyebilirim. Değişime açık olun. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bu tutulma serisi sizin 6-12 hattınızı çalıştırıyor olacak. Yani ruhen, kalben bir sürü şeyi değiştirmek istiyor olacaksınız. Belki biraz melankoli yapacaksınız, belki biraz karanlık taraftan bakacaksınız. Ama bilin ki aslında içinizdeki potansiyeli çıkarıyor olacaksınız. Bu anlamda değişime açık olun lütfen. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu tutulmayla beraber hayatınızda çevrenizi, uzak arkadaşlıklarınızı, girdiğiniz toplulukları değiştirmek isteyeceksiniz. Artık biraz uzaklaşmak isteyeceksiniz belki de. Yeni derneklere girmek isteyeceksiniz. Belki hayallerinizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Bırakın hayat akışında size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek zaten. Değişime açık olun. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu tutulma serisi sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor olacak. Bütün seneyi kapsayan bir tutulmadan bahsediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu anlamda bu sene zaten kariyerinizin çok odak noktası olduğu bir sene olacak. Kariyerde değişiklikler, terfiler, işten ayrılmalar, kariyer değişimleri, büyük değişimler söz konusu olabilir. Plüton desteği var. O yüzden değişime açık olun derim ben. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bazılarınız bu tutulma
diploma serisiyle beraber yurt dışında yaşamaya karar verecek. Bazılarınız akademik kariyere dönecek. Bazılarınız vizyonunu değiştirecek, hayata bakış açısını değiştirecek. Bu anlamda hayata ve akışa güvenmekte, değişime açık olmakta fayda var. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu tutulma serisi 2-8 hattınızı çalıştıracak. Yatırımlar, krediler, vergiler, sigortalar, bu konularla ilgili önemli kararlar, önemli adımlar atmanız lazım. Plüton desteği var, güçleneceksiniz. Belki birilerine miras kalacak, belki birilerinin yatırımlarının sonuçları güzel gelecek. Umarım sizin için de güzel sonuçlar getiriyor olabilir. Sevgili mavi kadınlar, kader döngülerinin etkilediği zamanlardır tutulmalar. O yüzden de bu tutulmada söylediklerimi biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Hepiniz için şahane dönüşümler getirsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.